İyi günler arkadaşlar. Sayılar kod ikisi ikinci videosunu çekiyorum. Güngör Bülbül ile sayılar 2. Sayı doğrusunda biliyorsunuz ortada bir sıfır var. Sıfır paramızın olmadığı durum. Şu 1 liramız var. Pozitif 2, 3, 4 bu tarafa gidiyor. Borcumuzun olduğu durumlarda eksi 1, eksi 2, eksi 3, 4'te ne oluyor? Borcumuz çok oluyor. Eksi 100'de daha çok, eksi 1000'de daha çok borcumuz. Yani sıfıra yaklaşırken e, sayılar büyüyor eksi de sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülüyor. Burada ise sıfırdan uzaklaştıkça büyüyor pozitif sayılarda. Negatif sayı tam sayılara borç diyoruz. Yani borcumuz çok olursa sıfırdan uzaklaşmış oluyoruz. Pozitif tam sayı ise varlıklar cebimizdeki para. 1, eksi 4'ten eksi büyüktür. Neden büyüktür? Eksi 1'de 1 bir lira borcumuz var. Eksi 4'te daha çok borcumuz var. Eksi 1'deki durumumuz daha iyi. 1 küçüktür 4'ten. Cebimizde 1 lira varsa 4 lira olan durumdan küçüktür. 4 küçüktür? 4'ten eksi 4. Arasındaki fark kaçtır? 8'dir değil mi? Çünkü eksi 4'ü bir ödeyeceğiz. Sonra da 4 lira paramız olacak. 8 lira paramız olduğu zaman 4'ünü borca gider. Sonra cebimizde 4 kalır. Eksi 4'ün karesi. Burada arkadaşlar sadece 4'ün karesi. Eksi 16. Ama eksi 4'ün parantez karesi dediğimiz zaman artık burada pozitif oluyor. Eksiğinin de karesini alıyoruz. Şimdi eksi 4'ten eksi 4'ü çıkarmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu toplama yapıyoruz. İkincinin işaretini değiştiriyoruz. Yani şu eksi, şu eksi art oluyor. Eksi 4 ile art 4'ün toplamı 0. Eksi 4 ile eksi 4'ü toplasak ne olur arkadaşlar? Bu durumda eksiler çoğalıyor. Eksi 8. Dördüncü soru. Eksi 4 tam 2'de 1 artı 4 tam 2'de 1'in toplamı. 4 kere 2 8. Eksi 9, 9 2. Öteki de 9 bölü 2. 0 bölü 2. 0. Kesrin kesri 4'te 2'nin 5'te 3'ü. 4'te 2. Önce bir 4'te 2'yi gösterelim. Şöyle büyük bir şey çiziyoruz. Önce bir kare çiziyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şunun e, şurası 4'te 2. Şurası. 4'te 2'nin 5'te 3'ü. Burayı da 5'e bölüyoruz. Şöyle. 3'ünü aldığımızda 1, 2, 3. Şurası. Burada 5 10'da 3 olmuş oluyor hepsi. Şurası. Kesrin kesrini bulmak için 4'te 2 ile 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 2 3, 6. 4 5, 20. Kısaltıyoruz. 10'da 3. Şuradaki gibi. Eksi 4 ile artı 4 arasında kaç fark var? Eksi 4'ten artı 4'ü çıkarma, çıkarmak için toplama yapıyoruz. Şöyle artı işareti koy. Ötekinin işaretini değiştiriyoruz. Eksi 8 fark var. Yani şurada şöyle bir soru. Eksi 4 derece olan bir yerde sıcaklık artı 4 derece çıkarsa sıcaklık kaç derece artmış olur? Önce sıfıra kadar eksi 4 soğukluk gidecek. Bir de 4 olacak. 8 derece artmış olur. Değil mi arkadaşlar? 8 derece. Şimdi 8. soru. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ne demek bu? 0 tam 1000'de 5. Bakın bu arkadaşlar 0 ile 1 arasında bir sayı. Eksi 5 çarpı 10 üzeri 3. Bu ise e eksi 5000 demek. Bak çok küçük bir sayı katıp sayılar. Şu eksi 5 çam 10 üzeri eksi 3 ise 0 ile eksi 1 arasında bir sayı var. 0 tam binde 5. Toplayalım demek. Şununla şunu toplayalım. Ne oldu? İkisi de eksi olduğu için eksi 5 bin 5 bin tam Evet 5000 tam. Şu 5000 burası. Bu da sıfır geliyor artık buraya 5000'i yazdıktan sonra şuraya eklemek için şu sıfır şuraya gelecek şu virgül. 0'dan sıfır tam. 0 05. ikisinin toplamı. İkisi ya. Ne oluyor? 5000 5000 bin, bin, tam binde onda yüzde binde 5 oluyor. Şu ikisinin toplamı. Sonra bunu sıfırdan binde beş ile toplarsak burası eksi. O zaman onu ne yapacağız? Ee, eksi yapacağız ötekini de toplamak için. Sıfır tam. Evet. Arasındaki toplamak istersek şöyle eksi. Şu eksi oldu. Eksi beş bin tam binde 5 ile 0 tam 0 tam binde 5'i toplamak için 0 tam binde 5'i toplamak için ne yaparız? Çıkarma yaparız. Bu yukarıda büyük. İşte 0 0 0 0 0 3 tane 0 5 Büyüğün işaretini koyarız. Yani şu üçünü toplama geçin. Önce topladık. 5000 bin tam. Binde 5 eksi. Sonra bundan yukarıdakini toplamak için çıkarırız. Çünkü bu pozitif. Çıkardıktan sonra büyüğün işaretini veririz. Ne oldu? Eksi 5000 oldu. Arkadaşlar Eksi sayılar mesela şöyle alalım. Şurası sıfır. Diyelim ki burası bin. Eksi bin. Eksi iki bin. Eksi üç bin. Eksi dört bin. Eksi beş bin. Böyle olursa burası da ne oluyor? Bin. 2000. bin. Üç bin. Dört bin diye gidiyor. Şurada bir sayı. Ne oluyor arkadaşlar buradaki bir sayı? Eksi mesela eksi bin ile sıfırın arasında. Eksi bin ile eksi binden büyük sayımız sıfırdan küçük. Ne olabilir burası? Eksi bin ile ne olur? Eksi 1 burası bin. burası 1 olabilir eksi 1 eksi 1 olabilir mi olabilir tabi 0 bir sürü sayı olur yani şurada da diyelim bir sayı olsun bu da ne olabilir sıfırdan büyük olabilir buradaki sayımız 1000'den küçük olabilir eksi sayıları, negatif sayıları, negatif sayıları, sayıları nasıl düşüneceğiz? Sıfırın altındaki dereceler, soğuk veya sıfırına borç, borç da düşünebiliriz. S negatif sayılar böyle bir şeyler, sıfırın altı, sıfır derecenin altı borç olan miktar veya yer yer yüzünden aşağıda aşağıdaki yükseklikler yükseklikler mesela deniz seviyesi seviyesi sıfır ise denizin denizin bin metre Derinliği, derinliği nedir? Eksi bindir, bin metredir. Böyle. Başarılar dilerim.